Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Aykar 03. Evet dostlar, Chery Aykar 03 dediğime bakmayın. Aykar Chery'nin tamamen elektrikli otomobil modeli olarak 2023 yılında yollara çıktı. Yani aslında Aykar Chery'nin bir alt markası. Kompakt crossover modeli 03'te tanıtıldığı ilk günden bu yana hem bizim ülkemizde hem de dünyada oldukça büyük ilgi görüyor. Biz de Chery yetkilileri bu videoyu görür de daha hızlı şekilde ülkemize getirir diye Aykar 03'ü hep birlikte yakından tanımak istiyoruz. Haydi şimdi lafı uzatmadan Yeniçeri Aykar 03 hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Aykar Ecological Technology Company olarak uzun bir isme sahip olan Aykar, Chery'nin 2023 yılında kurduğu ve tamamen elektrikli otomobil üreteceği bir alt markası olarak yollardaki yerini aldı. Markanın ilk modeli ise bizim de bu haftaki konumuz olan 03 isimli SUV oldu. Şimdi diyebilirsiniz, bu Aykar Apple'ın iPhone'una bir rakip mi? Aralarında bir bağlantı var mı? Aslında aralarında hiçbir bağlantı yok dostlar. Aykar ismini Chery 2007 yılında tescillemiş. O günden sonra birkaç modelinde de bu ismi kullansa da yıllar sonra başlı başına bir marka olarak karşımıza çıkardı. Çıkarmakla da iyi etti. Yeni Aykar 03'ün bu şık anahtarıyla kilidini açtığımızda bu selamlamayla bizi karşıladı. Şimdi birazdan topluca sayacağız ama Aykar'ın her yerinde logosu bulunuyor dostlar. Mesela bu farlar aslında Aykar logosu. Panjurun ortasında da var bir tane. Ettim mi sana 3 tane Aykar logosu? Daha bitmedi. Bakın nerelerde Aykar'ı göreceğiz. Bu farlarla karizmatik bir duruş kazanan 03, üstte ince panjurun üzerinde ana farlarını koymuş. Onun dışında ekstra bir aydınlatma ön tarafta bulunmuyor. Tamponsa tam anlamıyla arazi ve offroad için tasarlanmış. Hem malzeme kalitesi, hem bu tasarımı, hem de rengiyle ve bu gördüğünüz yüksekliğiyle bayiden alıp köye gitmelik bir hali var. Köşeli tasarımıyla da hem eskiyi hem de yeniyi bana hatırlatan Aykar 03'ün yüzüne bir tam puanı yapıştıralım. Klasik ve köşeli tasarımıyla gerçekten güçlü duran Aykar 03'ün profilini birçok markaya benzetebilirsiniz. Ama biraz yaklaşınca onun Aykar 03 olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Yeni Aykar 03'ün profiline geçtiğimizde aslına bakarsanız köşeli tasarımından dolayı birçok modele benzetebiliyorsunuz. Yani Jeep'e benzer, Land Rover'a benzer, Mercedes G serisine bile benzer. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tasarım sürüş karakterine direkt yansıyor dostlar. Yani aslında gördüğümüz arabayı sürüyoruz. Aykar 03'ün profilinde bu yüksek çamurluklarla bu başarılı jantlar ilk dikkatimizi çekiyor. Bu güzel jantların boyutları standart olarak 255-60-18 inç olarak gelirken diğer seçenek 225-55-19 inç büyüklüğünde. Aracın yandan baktığımız zamanki yüksekliği de dikkatimizi çekti. 26 derece yaklaşma, 29 derece uzaklaşma açılarına sahip olan yeni Aykar 03 gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle insan baktıkça hevesleniyor. Bu camların köşeli ve düz yapılarıyla B ve D sunduğu uyum da dikkatimden kaçmadı. Bu tasarımda sevdiğim diğer şey de kapı kolları oldu. Elektrikli olarak açılan bu kapı kolları aracın hem tasarımını hem de kalite algısını değiştirmiş. Aynalar da aynı o kaliteli hissi tamamlayarak kusursuz finalini yapmış. Aslına bakılırsa offroad yeteneklerine bir gönderme yapan kare şeklindeki stepnesi ile arka tasarım her zaman olduğu gibi çok iddialı. Hani önde incelerken dedim ya bu arabanın her yerinde logo var diye, profilde saymayı unuttuk. 4 de jantları sayalım, önlerle birlikte etti 7. Sonra arkaya bir geçiyoruz, logolu stoplar selamlamasıyla karşılıyor tekrardan. 3 de buraya diyelim, dışarıda 10 tane Aykar logosu, hanemiz hayırlı olsun. Şaka bir yana gerçekten ben bu tasarım ve ince detayı çok beğendim. Sinyal ledleriyle birlikte çok karizmatik ve güzel görünen bir tasarıma sahip olan Aykar 03'ün arkası bu geniş ve büyük arka camla rahatça görülür. Üst taraftaki detayı fark ettiniz mi? Adeta bir spor otomobil havası da olan bu fren lambası arka tasarımın tüm olayını değiştirmiş. Tabi arkanın asıl havasını değiştiren ve ona ikonik bir karakter katan en önemli şey bu kare şekilli stepne oldu. Bu basma çekme tulumba usulü açılan kapağın altında fileli bir saklama alanı bulunuyor. Buraya şarj kablosu ve ufak tefek temizlik ürünleri gibi şeyler koyulabilir. Hem bir aksesuar hem de işlevli bir yer oluşunu beğendim. Kamp versiyonunu satın alırsanız tabii çok daha fazla işinize yarar. Bu merdiven ve tavan demirleriyle de duruş komple değişti sahiden. Onun dışında arka tarafta yine yüksek ve araziyle uyumlu tampon kullanılmış. Şimdi benim bu otomobilde en çok merak ettiğim kısma geldik. Boyutlara. Yeni Aykar 03 4406 mm uzunluğunda, ki bu uzunluğu daha rahat anlamanız için o Model 5'te aynı uzunlukta olduğunu söyleyeyim. 1910 mm genişliğinde ve 1715 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Yani aslına bakılırsa bu boyutlar bu tasarım özellikle bir otomobil için fazlasıyla ideal. Dingil uzunluğunda ise 2715 mm ile oldukça geniş bir iç mekan deneyimi vaat ediliyor.
Neticede her ne kadar dış tasarım Ofra'da uygun olsa da iç mekandaki özelliklerden sonra günlük kullanım hakkında da bir fikir sahibi olacağız. Videonun başında anahtarı göstermiştim fakat yeni iCar 03 sadece anahtarla çalışmıyor. Aynı zamanda Tesla gibi kart ile de çalışan iCar 03 aynalar üzerindeki NFC noktalarıyla kullanılıyor. Yeni iCar'ın bu elektrikli olarak açılan kapı kollarından tutup şöyle bir iç mekana bakınca yüzümüzde tatlı bir tebessüm oldu. Bu arada dostlar, tebessümün devam etmesi adına bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Elektrikli ısıtma soğutma özellikle baldır destekli bu koltuklar hem tasarım hem de duruşlarıyla harika görünüyor. Bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altıgen şeklinde direksiyon simidini görüyorsunuz. Hani ya biz zaten Chery'nin bir markası izleyip ortak malzeme kullanmayan iCar bu başarılı direksiyonuyla bir artıyı daha kaptı. Üzerindeki tuşlarla sadece sürüşle ilgili değil klima kontrolünü daha yapabildiğiniz bu direksiyonun işlev konusundaki becerilerini çok beğendim. Arkasında sadece ihtiyacımız olan dijital gösterge ekranı duruyor. Konsola yedirilen bu ekranın okunabilirliği vesaire gayet iyi. Konsol demişken, tabi arazi otomobili olmasından dolayı yüksek ve dik bir konsol bulunuyor. Hem böyle piyano siyah parçalar hem de dikişli kaplamalarla premium bir hisse verilen bu konsolun merkezinde bu otomobilin kalbi yatıyor. Artık böyle dev ekranlara alışık tabi, o yüzden pek fazla yadırgamadığımız bu 15.6 inç ekran üzerinden şarj kapağını dahi açıp kapayabiliyorsunuz. Araçla ilgili aklınıza gelen gelmeyen tüm ayarları yapabildiğiniz bu ekrandaki beni en çok şaşırtan ve ya ne gerek vardı kardeşim dediğim özellik elektrikli torpido kapağı oldu. Yani tek dokunuşla açılabilecek bir şey için böyle bir ekranı devreye sokmak biraz gereksiz. Hatta birazdan fazla gereksiz. Ben nedensiz hoşlanmadım bu durumdan. Hadi elektrikli açtın ama kapatırken gene elinde kapatıyorsun. Anlamsız bir özellik olmuş. Onun dışında ekranın dokunmatik hassasiyeti ve kabiliyetleri fazlasıyla yeterli. Altta hemen havalandırma çıkışları ve yine tasarımıyla benden tam not olan orta konsol bulunuyor. Konsol böyle ikiye ayrılmış dostlar. Kol dayamadan ileriye doğru burada kristal kesimiyle çok şık duran mod seçicisi, yan tarafta kablosuz şarj pedi ve bozuk arazide tutabileceğiniz böyle bir tutamaç koymuşlar. Bardaklıklar da burada duruyor. Alt tarafta da USB-A ve USB-C ile birlikte kablosuz şarj pedi ile saklama alanları duruyor. Kimilerimiz için önemli bir detay olabilecek ışıklı makyaj aynası da çok iyi duruyor. 4'lü flaşör tuşu ise tepede konumlanmış. İç mekanda bunun dışında öyle göze garip gelen ya da farklı diyebileceğimiz bir özellik yok dostlar. İçeriden bu düğmeyle açtığınız bu kapılardan geçip arka koltuklara bir bakınca iCar 03'ü neden alınır sorusuna bir cevap buluyoruz. Dingil mesafesindeki o boyutların iç mekandaki en net halini burada görmek beni fazlasıyla memnun etti. Baş mesafesine diyecek laf hiç yok zaten. Elektrikli olmasından mütevelli şaft tüneli de olmayınca arkada alabildiğinizde geniş ve ferah bir alan kullanıma sunulmuş. Burada USB bağlantı noktaları ve havalandırma çıkışları da işlevsel detaylar arasında bulunuyor. Yeni iCar 03'ün iç mekan detaylarının her zerresinde konfor akıyor. Açılır panoramik cam tavanından bahsetmedik değil mi? İç mekanı daha da ferah yapan bu detayı seviyoruz biliyorsunuz. Geldik bagaja. Bu yana doğru açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 72 cm derinliğinde, arka koltukları yatırdığınızda ise 188 cm derinliğinde bir alan sunuluyor. Tasarımından dolayı geniş ve büyük yüklerinizi çok rahat şekilde taşıyabileceğiniz yeni iCar 03'te iç mekanda her anlamda rahat edersiniz. Bu görünen bir gerçek. Tamamen elektrikli cihazların, bakın artık araba demiyoruz, cihaz diyoruz. Tamamen elektrikli cihazların belki de en avantajlı olduğu kısımlarından bir tanesi de tamamen entegralde çalışan sürücü ve güvenlik sistemleri. iCar 03'te hem arazide hem de günlük sürüşte hayatımızı kolaylaştıracak ve koruyacak birçok sürücü ve güvenlik özelliğiyle donatılmış. Yeni iCar 03 tamamen elektrikli olarak güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde de en iyisini sunduğu gibi sağlamlık ve sürüş dinamizmi konusunda da çok başarılı. Bir Yankuang U8 kadar olmasa da arazi sürüşlerinde de elektriğin gücünü göstermek isteyen iCar 03'te yokuş kalkış ve iniş özelliği bulunuyor. L2 artı sürücü asistan paketiyle birlikte bir araca frensiz şekilde yaklaşmanız durumunda sizin yerinize fren yaparak olası bir kazayı önleyen önden çarpışma önleyici, benim için favori özelliklerden olup ayarladığınız hızdan ne fazla ne de az gitmeden seyahat etmenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici, tabi önüne bir araç çıktığında ya da yaya çıktığında fren yaparak yavaşlıyor, yoksa ayarladığımız hızdan sapmıyor diye 110'da birini arkadan girmek elbette favorim değil. Buna ek olarak bulunduğu şeridi takip ederek şeritten kaydığınızda sizi sesli ve görsel şekilde uyaran şerit takip asistanı, son dönemin favori özelliklerinden olup uygun boşluğu bulduğu anda sizin yerinize arabayı park eden otomatik park asistanı,
Kör noktanızda kalan ki off-road aksesuarlarını aldığınızda bu biraz mümkün olabilir. Kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta uyarı sistemi, hava yastıkları ve çok daha fazlasıyla Aykar güvenlik konusunda kafamızda bir soru işareti bırakmadı. Tabi bir de şu çarpışma testlerini görürsek her şey kafamızda tam anlamıyla netleşir. Tamamen elektrikli olan Aykar 03'ün güçlü ve performanslı elektrikli motor seçeneklerinin yanı sıra fiyatını duyunca eminim çok şaşıracaksınız. Yeni Aykar 03'ün en heyecanlı kısmı elbette motor özellikleri. Çünkü biliyorsunuz Aykar 03 tamamen elektrikli ve burada rakipleriyle daha sert şekilde mücadele edebilmesi için gereken barajlar var. Mesela ısı pompası var mı? Menzil ne kadar? Yeni Aykar 03'te 3 farklı batarya hacmi seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar 50.63 kWh, 65.69 kWh ve 69.77 kWh olarak belirlenmiş. İki farklı güç seçeneğiyle gelecek olan Aykar 03'te giriş seviyesinde 181 beygir güç, 220 Nm tork üreten versiyon bulunurken en güçlü modeli 275 beygir güç, 385 Nm tork üreten seçeneği oldu. Performans verileri kulağa hiç fena gelmiyor. Bu bir gerçek. Gerçek olan diğer şey ise menzil. Aykar 03 en düşük hacimli bataryasından en yüksek hacimli olana doğru 401, 501 ve 472 km sürüş menzili vaat ediyor. Yani en üst seviyede maksimum elde edebileceğimiz menzil 501 km. Piyasaya baktığımızda ne iyi ne kötü diyebiliriz. Tabi bu menzili koruyarak en az 500 km götüreceğini bilmek buradaki en büyük avantajımız olabilir. Tasarım tamam, iç mekan harika, güvenlikte de anlaştık. Peki ya fiyat? Evet, artık Avrupa'nın kendilerine göre ucuz diye 20 bin dolara sattıkları arabalardan sonra bütün video boyunca tanıdığımız yeni Aykar 03 tam tamına 15 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Evet dostlar, dünyada otomobil fiyatlarının geldiği ve Avrupa'nın korktuğu Çin'de durumlar bundan ibaret. Ne dersiniz? Aykar 03 Türkiye'ye ya da Avrupa'ya geldiğinde kaç bin liradan satışa çıkar? Yeniçeri Aykar 03'e dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben Aykar 03'ü gerçek anlamıyla beğendim. Ülkemizde de kesinlikle görmek istiyorum. Ve biliyorum ki sizlerin bu videoya göstermiş olduğu ilgiyi Çeri yetkilileri de görecektir. Ve biz çok değil birkaç ay sonra Aykar 03'ü belki de yollarda göreceğiz. Peki siz yeni Aykar 03 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve Yeniçeri Aykar 03 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.